ya. Hakikat karşısında hakikat zorlayıcıdır. Hakikat tartışmaya gelmez. Kendini size dayatır. Siz hakikat karşısında ya kabul edersiniz ya kaçarsınız oradan. Ama opinion, görüş dediğiniz şey, kanı, sanı, ne derseniz deyin. Bunların hepsi tartışılabilir. Eğer bir filozofun hakikati pazara düşerse o da bir opinion olur. Platon böyle diyor, Aristo böyle diyor, şu böyle diyor, bu böyle diyor. Bakın bir görüş oldu. Bir filozofun görüşü olmaz. Bir filozof hakikate ulaşma için yola çıkmıştır. O yüzden Hannah Arendt çok güzel bir ayrım yapar. Filozofun yalnızlığı. Bilim insanlarıyla sanatçıların yalıtılmışlığı. Tarihçilerle yargıçların tarafsızlığı. Tanıkların, örneğin gazetecilerin, televizyoncuların bağımsızlığı. Bu onları siyasetle karşı karşıya getirir. Yalnız olan bir felsefeci, bir filozof istese de toplumsallaşamaz. Bir sanatçı bunu yapamaz. Bir bilim insanı bunu yapamaz. Siyasetle karşı karşıyadır. Siyaset ortak kanıları ister. Peki bir gazeteciye niye güvenirsiniz? Bağımsız olduğu için.